Her Şeyi Burada kanalına hoş geldiniz. Sağlık, huzur, mutluluk sizlerle olsun arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl bir video çektim? Lütfen sonuna kadar da izleyin. Tabii ki de sevimli dostlarımızla ilgili çektim bugün de. Sarı'yı yine misafir ettim buraya. Her zaman içeriye almıyorum. Videoda açıkladım zaten neden almadığımı. Sadece arıza benle kalıyor. Arkadaşlar... Videomu sonuna kadar izleyin. Gerçekten burada güzel bir sosyal mesaj var. Bakalım kimler anlayacak, kimler anlamayacak. Aslında anlamamak, şöyle söyleyeyim, anlamamaya dayanmıyor. Tam tersi insan bir baktığında anlayacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, sonuna kadar izleyin. Hemen videomun başlangıcını yapmak istedim her zamanki gibi. Sizleri seviyorum. Videomla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Evet canlarım. Bulgur pilavı yiyen kedilerim. Çok seviyorlar bulgur pilavını ve sıraya dizildiler. Şimdi ben size bulgur pilavını vereceğim ama birazcık ılıman tabii. Hiç sabretmediler. Buyur. Hadi yiyin bakalım. Kim yiyecek? Bulgur pilavı yiyorlar arkadaşlar. Şimdi ben size yakınlaştırayım da görün. Arzu, sen neden yemiyorsun? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Evet, şöyle bulgur pilavını çok seviyorlar. Arıza yemiyor. Çünkü arıza neden yemiyor biliyor musunuz arkadaşlar? O çünkü mama yedi. Ben diğerlerini misafir ettim buraya. Sarı'yı gene getirdim, konuşkan kediyi. Çok mu seviyorsun sen? Evet, Sarı her şeyi yiyor arkadaşlar. Hani... Yemediği bir şey yok diyebilirim yani. Bulgur pilavı olsun, her şeyden yiyebiliyor. Ben getirene kadar arkadaşlar kucağıma zıplıyorlar. Ne bileyim, değişik şeyler yapmıyor acaba pilav yiyeceğim diye. Bakın, sen neden yemiyorsun? Arıza. Arıza bakıyor öyle. Sen neden yemiyorsun? Sarıyı görüyor musunuz mu? Dombik. Dombik çok fazla, kedi maması çok fazla böyle yemiyor, az yiyor. Genelde ev yemeklerini yiyor. Ben ona arada bir makarna haşlıyorum. İşte tavuk alırsam tavuk haşlıyorum. İşte suyuna ekmek doğruyorum, onu yiyor ama mama yemiyor arkadaşlar. Böyle, bakın yemek yiyor. Bildiğiniz bulgur pilavı, mercimekli, ne diyorlar, siyah mercimekle yapılan bulgur pilavı yaptım bugün. Biraz fazla yaptım, onlar da seviyor diye. Yesinler diye biraz da fazla yaptım. Sen ne yapıyorsun? Yalnız şeye bakın. Sarıya bakın maşallah. O öyle. Yumurtalı ekmek yaparım, bir dilimini yer. Diğerleri çok yemez. Dombik çok az diyor zaten, zayıf bir kedi. Dişi. Sarı gel. Sarı. Tipe bak ya. Evet, Arzu da yemeğe geçti. Sarı şimdi su içmeye gitti arkadaşlar. Su içiyor. Sularını koymadım yanlarına. Su içmeye gitti. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bulgur pilavı yiyorlar. Aklınızda bulunsun. Böyle fazla gelirse çöpe atmayın yemeklerinizi. Böyle bir tas yemek hayvanlarımıza, sevimli dostlarımıza bir yolun kenarına koyun. O ulaşabilecekleri yere koyun ki yesinler. Bir tas, bir kap su unutmayın hiçbir zaman. Bu sıcaklarda çok susuyorlar. Sarı orada hala su içiyor arkadaşlar. Zaten diğer videoda da görmüşsünüzdür, suyu çok seviyor. Yani bunlar da su içer mesela, o daha fazla su içer. Yemek de konusunda da o fazla yer. Gel. Sarı. Gel. Gel aşkım. Dolanıyor öyle işte. Evet, Arıza da yemeye başladı. Evet Arızam, sen de ye. Arıza çok fazla yemekle arası yok. İşte kedi maması önüne koyarsan ya da bir et, balık, o tür şeyleri hani ekstradan yemek isterse yer. Ama normal yemek yemez ama şimdi onlar yiyince o da araya katıldı. Evet arkadaşlar, bakın nasıl da bulgur pilavı yiyorlar ama. Doydunuz mu? Sarı gel, al. Sarı gene keşiflerde arkadaşlar, müşteri çıkıyor, dolanıyor oralarda. Gel. Yine dolanıyor. Aşkım.
Dombik sen çok mu acıktın? Görüyor musunuz? Bir bulgur pilavı ya. Bakın nasıl da yiyorlar. Et suyum vardı arkadaşlar. Önceden bir kemik haşlamıştım. Onun suyunu ben peşişelere koyuyorum. Buzluğa atıyorum. Daha sonra çıkartıp böyle pilavlarda falan kullanıyorum tat versin diye. Bugün de öyle yaptım ve gerçekten de çok sevdiler ve yiyorlar. Hoşuma gitti böyle yemeleri de. Dedim ki arkadaşlarımla da paylaşayım herkese de. Bunun da bilincine varalım diye söylüyorum. Hani dediğim gibi artan yemeklerinizde mutlaka böyle bir çorbanız diyelim ki arttı. İçine birazcık ekmek doğrayıp onların ulaşabileceği yere, sokağa koyabilirsiniz bir kabın içinde. Sularını unutmayın arkadaşlar. Çok susuz kalıyorlar. Çok su içiyorlar. Havalar çok sıcak. Yaz kış zaten onların beslenmelerine katkıda bulunur diye düşünüyorum. Çünkü birazcık da sessizler onlar. Hani acıktık diyemiyorlar, şuramız ağrıyor, buramız ağrıyor diyemiyorlar. Onlara desteğimizi olalım. Sarı götürüyor ben yemeği. Sarı al. Sarı buranın altına nasıl sığdın koca kafamda? Allah'ım çok fenalar ya. Arıza doydun mu annem? Doydun mu oğlum? Güzel oğlum benim. Arızam benim bir tane. Dombik. Dombik daha doymadı, yiyor da. Sen hiç doymadın mı da? Tabii doğru düzgün mama yemediği için bunlar yiyor mamalarını da. Dombik çok fazla dediğim gibi mamayla arası olmayan bir kedi. Çok nadiren böyle hani yer. O da yemek yapmazsam, yemek koymasam önüne. O gün mecbur yer, acıkır çünkü. Aç kaldığı için yer. Ama bugün böyle pilavı çok sevdi. Yiyor şu anda. Çok mutlu oldum yani yediğine. Ye hadi. Hadi ye bakalım. Hala yiyor. Bu pilav biter arkadaşlar. Daha o ufaklık, dört tane ufaklık var. Onları merdiven arasında. Onları götürürüm şimdi. Onlar da yer. Böyle. Evet arkadaşlar sizlerle bu güzel mutluluğu paylaşmak istedim açıkçası. Böyle bunların nasıl da yediklerini görüyorlar. Dombiye bak. Bucur. Bir tane bir şey böyle. Bir tane maymun. Yabani. Yabani kedi senin. Çok şey. Hiç sevdirtmez kendine. Arıza hemen baş köşesine gitti. Arıza hep yanımda olduğu için yerini biliyor. Şimdi onlar merdiven arasına gidecek. Balkona gidecek. Onlar balkondalar. Sarıyı alamıyorum içeri arkadaşlar. Muhabbet kuşu yiyor. İki tane muhabbet kuşumuzu yedi. Sarı nasıl bir kedi biliyor musunuz? Muhabbet kuşu kafesini tutuyor, açıyor. Bildiğiniz kapısını açıyor. Patisiyle açmayı öğrenmiş. Patisini açıyor. Onlar da fırır diye dışarı çıkıyor. Bu da gidiyor yakaladığını yiyor tabii ki. Yani geç fark etsem demek ki hepsini yiyecek. İki tanesini yemiş arkadaşlar. Muhabbet kuşların çoğunu biz artık anne baba nasıl söyleyeyim? Anne ve babalar dışında bütün yavruları da sahiplendirdik. İyi oldu. Bizim için de iyi oldu. Çok kalabalıktı evimiz. Birazcık rahatladım ben de. Özellikle ben çok rahatladım. İki taneyi yedi ya. Düşünün iki tane muhabbet kuşu nasıl kapısını açıyor. Şimdi de ben şey yapıyorum. Nasıl söyleyeyim? Daha dikkat ediyorum. Ama içeriye almıyorum arkadaşlar. Burada muhabbet kuşu yok bu odada. Bu odaya koymuyorum. İçeriye almayacağım onu. Düşünün bak aşağıda altta geçiniyor kendi kendine. Balkondalar artık. Dombik ve Sarı balkonda. Dediğim gibi Sarı benimle beraber. Hep mutfakta benle, burada benimle. Şu anda zaten geçti köşesine yatıyor. Birazdan uzaklaştırayım çekim de görün arkadaşlar siz onu. Sarı fırlama. Sarı çok fırlama bu Sarı. Arkadaşlar. Baş köşesine geçmiş bu. Bu baş köşesine geçmiş böyle. Çok akıllı, çok. Şimdi kuyruğunu yesinler, o kuyruğunu yesinler senin. Senin o kuyruğunu yesinler. Senin o patilerini yesinler, patilerini. Patilerine bak şunun patilerine. Ay, şimdi o yerim ben. Sıkıysa ben sarıyı böyle seveyim. Hayatta sevemem. Ödüm kopar. Isırır valla anında parmaklarım gider. Ellerimi parçalar. Değil mi ama? Değil mi? Aslan o. O aslan benim aşkım bir tane ama. Uyuyacak mısın sen? Hadi uyu bakalım. Evet arkadaşlar uyuyacakmış. Gözler gidiyor. Sen çok tatlı bir şeysin. Çok. Çok tatlısın sen. Arkadaşlar Dombik hala yiyor. Pilavı sevdi.
Sarı nerede? Sarı. Sarı. Gel. Pis sarı. Çatlak sarı. Ne olacak? Çatlak sarı senin. Şurada mamaları var arkadaşlar. Karışık mama böyle renkli renkli. Gurme diyorlarmış. Şurada da buna da yağ kutum bitince de ona su koydum. Oradan da su içiyorlar. Şu an Arıza beni dinliyor. Ben Arıza bir onun gözlerine bakıyor. Bu kız bu ne diyor diyordur olabilir. Sarı gel al. Sarı hala girmiş. Nasıl çıkaracağım onu acaba? Neyse siz bakın. Daha yiyor Dombik. Dombik'in yemesine bakın. Ben gidip onu çıkartacak yollar bulayım. Yedin mi sen yemeğini? Sen yemeğini yedin mi? Bu kablo benim kablom. Hayatta vermem. Parçalarsınız sonra kablosuz kalırım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Şöyle bir pilav, mercimekli. Bunu yiyorlar işte böyle. Onu da küçüklere vereceğim. Minikler de yiyor. Sarı gel. Sarı. Sarı da altına girmiş orada uzanıyor. Arkadaşlar merdivenden gittim ikisini aldım. Şimdi diğer ikisini alacağım geleceğim. Bakın onlar da yiyor bulgur pilavını. Çok seviyorlar çok. Görmenizi istedim. Gidim o ikisini de getireyim hemen aşağıdan. Siz çok mu acıktınız? Çok mu acıktınız? Mamaları var arkadaşlar merdivenli. Ama onlar tabii pilavı çok seviyorlar. O yüzden yiyorlar. Ben diğer ikisini bulamadım. Herhalde yoldalar, dolaşıyorlar dışarıda. Bahçe var karşı tarafımız evimizin. Herhalde onlar orada dolaşıyor diye düşünüyorum. Bunlar merdivendeydi. Onları aldım geldim. Onlar dolaşıyor dediğim gibi. Dışarıdalar. Merdiven arasındalar. Öyle gidiyorlar geliyorlar. Dört tane kardeş dolaşıyorlar. Bu hangisi? Alnı düz olan. Alnı bademli ile zeytin yok. Evet gördünüz mü nasıl yiyorlar arkadaşlar? Çok çok seviyorlar. Hala da yiyor. Bunu bu videoyu çekmemin amacı arkadaşlar dediğim gibi kediler sadece işte sadece mama harcıyor, mama mı alacağız falan demeyin. Evde dediğim gibi yemek artık olabiliyor. İşte ya çöp atacağınıza gördüğünüz gibi koyun önüne yesin. Bir görüyorsunuz zaten bakın bulgur pilavını bile nasıl da yediler. Daha öbür iki tane junior gelecek onlar da yer. Ne yediler senin kardeşlerin? Hepsi yola çıkmışlar. Kapının altından hepsi kaçmış gitmiş. İkisi kalmış. Daha da yiyecek. Hadi gel karnını doyur sen de gel. Gel. Arkadaşlar makarna çok seviyorlar. Unutmayın makarna da verin. Ya bütün yemekleri de yiyorlar aslında. Çorba olsun, şey olsun. Gel bakalım. Aşkım, aşkım. Küçücüksünüz ya. Siz minnacıcıksınız. Minnacıcık bir şeysiniz ya. Ay, çok küçükler. Çok, aşırı küçükler. Çok küçüksünüz siz. Aşkım. Yiyecek misin daha? Götüreyim merdivene tabağı. Orada yiyin. Ben onları merdivene götüreyim. Çok dolaşmasınlar içeride. Değil mi ama? Gidelim hadi. Hadi gidelim. Arkadaşlar bunların kardeşine bakayım derken sarı sokağa kaçtı. Değil mi? Kapıya vurur o. Onun öyle huyu var. Gelir kapıya vurur. Açın kapıyı diye. O çok fena. Çok dışarıda hayatta kalmaz. Koşturdu dışarıdaki kedilere saldırmaya. Ya o kadar haylaz bir kedi.